Herkese merhaba, ben Derya, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 6-9 Mart 2024 tarihleri arasında İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilen Avrupa'nın en büyük parfüm fuarı Essence'den bahsetmeye çalışacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Essence Parfüm Fuarı her sene İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştiriliyor. 4 gün boyunca sürüyor. Mart ya da Nisan ayında oluyor. İlk 3 gün boyunca halka açık olmuyor. Genelde distribütör firmalar, markalar ya da influencerlar yer alıyor. 4. gün ise halka açılıyor ve oldukça kalabalık oluyor. Bu parfüm fuarında designer markalar yer almıyor. Sadece niş ve indie markalar yer alıyor. Bu markaların standlarına gittiğiniz zaman o markaların mevcut parfümlerini deneyebiliyorsunuz ve çoğu marka da yine Essence'a özel yeni parfümlerinin lansmanlarını yapıyorlar. Yeni parfümlerini de deneme şansı elde etmiş oluyorsunuz. Ben geçen sene de Essence Fuarı'na katılmıştım. Hatta bir de vlog yayınlamıştım. Standlar arasında dolaşmıştım. Arkasına da bir ses kaydı yüklemiştim. Fakat bu sefer çok uzun bir video çekemedim. Bu arada 4 gün önce geldim. Hala yorgunluğumu tam atamadım. Biraz da hastalandım. Sesim de tam düzelmedi. O yüzden kusura bakmayın. Geçen sene ben markaları dolaşmıştım. Discovery setler almaya çalışmıştım. Ve onları denemiştim. Neler var, ne gibi yenilikler var. Onları test etmeye çalışmıştım. Fakat bu sene o kadar rahat değildim. Çünkü çok yakın iki arkadaşımın yeni bir markası çıktı. Seven Gaze adı altında. Onunla ilgili de mutlaka bir video çekiyor olacağım. Nokta Kozmetik'in sahibi Muhip Önal ve Gurme Kokular bloğunun sahibi Berkan Başoğlu birlikte bir marka çıkarttı. Marka Muhip Önal'a ait. Kreatif direktörlüğünü ise Berkan Başoğlu yapıyor. İkisi de çok sevdiğim, çok yakın arkadaşlarım. O yüzden ben bu fuarda 4 gün boyunca onların standında onlara yardım ettim. Çok yoğun geçti. Benim için de ayrı bir tecrübe oldu. Arada bulduğum boşluklarda da özellikle merak ettiğim standlara gittim. Onlardan bazı parfümler denedim. Discovery setler aldım. Böyle ufak ufak özellikle dikkatimi çeken markalardan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Birkaç görüntüm de var. Ben konuşurken yan tarafa da o görüntüleri eklemeye çalışacağım. Fuarın girişinde iki İtalyan marka sizi karşılıyordu. İlk önce Tiziano Terenzi'nin o büyük standını görüyordunuz. Sürekli kalabalıktı. Hiç uğrayamadım o yüzden. İkinci büyük stand ise Mask Milano'nun standıydı. Mask Milano standı biraz buruktu. Çünkü fuardan iki hafta önce markanın kurucusu Alessandra Burun vefat etti. Bu arada bir dikkatimi çeken şey de bu fuarda özellikle yeni Türk markalarının fazlasıyla yer almasıydı. Dikkatimi çeken iki Türk markasından biraz kısaca bahsedeceğim. Bir de tabii standında çalıştığım arkadaşlarımın markasından da biraz bahsedeceğim. Standına ilk uğradığım Türk markalarından bir tanesi Ephemeral Dayadik oldu. Bir sample set aldım. Kokladığım kadarıyla böyle farklı parfümleri vardı. Bir iki tanesinde anımsama yaşadım ama çoğunlukla farklı parfümler olduğunu gördüm. Ama tabii ki de Discovery setini bir denedikten sonra beğendiklerimi size anlatmaya çalışacağım. İkinci marka ise Puzzle parfümdü. Bu markanın sahibi Cengiz Yatağan adlı bir ressam aslında ve parfüm şişelerine ben bayıldım. Parfüm şişelerini sanatsal objeler olarak tasarlamış. Bir puzzle'ın parçasını oluşturuyor. Bunları da gene denedikçe beğendiklerimi anlatmaya çalışacağım. Peki kısaca Seven Gaze'den bahsedecek olursak, aslında Seven Gaze ile ilgili objektif yorum yapabilir miyim bilmiyorum çünkü ikisi de çok yakın arkadaşım. 2,5 senelik bir süreç sonucunda aslında bu koleksiyonu çıkarttılar ve tüm sürece şahit oldum. 2,5 sene önce bu parfümlerin ilk hallerini de gene koklama şansı edinmiştim. Bu parfümlerin üzerine oldukça çalıştılar, farklı kokular olması için uğraştılar. Klon ya da benzer olmasınlar, farklı kokulara sahip kompozisyonlar olsunlar diye de üzerine oldukça çalıştılar. Ben marka ile ilgili daha sonra böyle detaylı bir video çekeceğim. Fakat böyle kısaca bahsetmem gerekirse Duality adı altında bir koleksiyon çıkarttılar. 10 tane parfümden oluşuyor. Bu elimdekiler Discovery setler. 5 tanesi Eau de Parfum, 5 tanesi ise Extra de Parfum. Dijital sanat ve parfümleri birleştirerek bütünsel bir koku deneyimi yaratmaya çalıştılar aslında. Parfüm kutularının üstünde ise resimleri göreceksiniz. Bu resimleri ünlü ressam Cihan Engin çizdi. Daha sonra bu resimleri ünlü parfümörlere gönderdiler ve bu resmin kokusu ne olmalı diye onlara sordular. Ünlü parfümörlerle çalıştılar. Şu an çok fazla detay vermek istemiyorum. Her birini bir sonraki videomda detaylı bir şekilde anlatacağım. Sadece iki tane kutuyu göstermek istiyorum. Bu Eau de Parfum koleksiyonunda olan beyaz kutu. Diğeri ise Extra de Parfum koleksiyonunda olan siyah kutu. Bu fuarda dikkatimi çeken ilk markalardan bir tanesi Lorga Parfum oldu. Ben iki ay önce Paris'e gitmiştim ve orada Jovoy'da Moroccan Iris'i denemiştim. Ve ben bir iris düşkünüyüm. Bu parfüme bayılmıştım. Oradan hatta bir tane sample almıştım.
almıştım. Almadığıma da pişman olmuştum bu parfümü. O böyle içinde vişnenin de olduğu çok çok eski ruj kokusu. Kesinlikle bayıldım bu parfüme. O yüzden gider gitmez bu standa uğradım. Uzunca da vakit geçirdim. Sağ olsunlar bu parfümü bana hediye ettiler. Onun dışında bir de Discovery set aldım. Diğer parfümlerini henüz çok detaylı denemedim. Eğer beğendiklerim olursa onları da anlatmaya çalışacağım. Bu arada bu marka da yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Dikkatimi çeken bir diğer marka ise Hiram Green oldu. İsmini sürekli duymuştum fakat bir türlü bir yerde denk gelememiştim. Hiram Green Kanadalı ve Hollanda'ya taşındıktan sonra tamamen doğal içeriklerden oluşan parfümleri küçük partiler halinde üretip satıyor. O markanın da birçok parfümünü denedim. Oradan bir Discovery set alamadım, ellerinde yoktu. Sadece yeni çıkan parfümlerinin ufak bir deneme boyunu aldım. Onun da ismini yazıyor olacağım. Tam bir karanfil kokusu, gerçekten çok çok doğal kokuyor. Hem karanfil çiçeğini hissediyorsunuz hem karanfil baharatını hissediyorsunuz. Çok benim tarzım olan bir parfüm değil fakat inanılmaz doğal kokan bir parfüm. Dikkatimi çeken bir marka da Dorsey markası oldu. Onun da standına uğradım, sample'lar aldım. Orada çok sağlıklı denemeler yapılamıyor çünkü 300 marka vardı ve alan çok çok büyük değil. Geçen seneki alana göre daha iyiydi bu arada. Neyin nerede olduğunu bu sene daha iyi bulabildik. Fakat 300 marka düşünün, her markada da minimum 6-7 parfüm olsun. Herkes aynı anda parfüm sıkınca maalesef bu parfümleri doğru bir şekilde test etmek mümkün değil. Fakat özellikle son çıkan tonkalı parfümüne ben bayıldım. Buna hatta yanıma aldım. Orada da bir akşam kullandım. Nasıl bir parfüm? Özellikle böyle tonka parfümlerini seviyorsanız, tatlı tonka parfümlerini. Mesela Dior Fave Delicious seviyorsanız bu parfüme bence bayılırsınız. Gayet güzel bir iş olmuş. Merak ettiğim bir diğer parfüm ise Essential markasının son parfümüydü. Ben Essential markası ile ilgili bir video çekmiştim size. Birkaç parfümle özellikle bayılıyorum. The Mask'ı da çokça göstermişimdir çünkü markadan benim kesinlikle favorim. Son çıkan parfümleri ise Neroli Botanica. Bunu daha böyle full bir gün üzerimde taşımadım. Daha böyle detaylı kullandıkça mutlaka yorumluyor olacağım. Ama böyle içinde neroli içeren, çiçeksi, narenciyeli, yaza ve ilkbahara çok yakışacak bir parfüm. Benim bu markayı çok sevmemin bir sebebi de fiyatlarının neredeyse designerlarla aynı, hatta designerlardan ucuz olması. Gayet kaliteli içeriklerle, ünlü parfümörlerle çalışıyorlar aslında. Fiyat kalite olarak da oldukça iyiler. Uğradığım bir başka stand ise İtalyan bir marka olan Giardini di Toscano markası oldu. Biancolette çok ünlü oldu. Size de zaten bir videomda bahsettim. Fakat ben diğer parfümlerini de oldukça merak ettim. Hepsini tam anlamıyla deneyememiştim. Oradan da bir sample set aldım. Bazılarını denedim. İçlerinde çok güzel parfümler var. Genel beğeniye uygun olan. Fiyatlarının da gene niş parfümlere göre daha makul olduğunu düşünüyorum. Bu parfümlerle ilgili de mutlaka bir video çekeceğim. Şimdi bahsedeceğim marka ise Nişane. Bir Türk markası ve Nişane ile ilgili ben size daha önceki videolarımda aslında çok fazla parfüm paylaşmıştım. Nişane'nin fuarda bir standı yoktu fakat fuarın ilk günü oldukça güzel bir yerde bu çıkarttığı yeni iki parfümün lansmanını yaptı. Bunlardan bir tanesi Tuberose X. Ben bu parfüme bayıldım. Tuberose, yani klasik olan Tuberose'u beğeniyordum fakat bir türlü ben onu tam anlamıyla kendime yakıştırıp kullanamıyordum. Sümbülteber baskınlığında olan bir parfüm. Fakat bu parfüm çok daha güzel olmuş ve keyifli olmuş benim zevkime göre. Şöyle ufak bir 15 ml boy hediye ettiler lansmanda. Nasıl bir parfüm? Daha pudralı olmuş. İçinde biraz ruj efekti var. Çok güzel, tatlılığı gayet yerinde. Bunu böyle özellikle bir gün üzerimde taşıdıktan sonra daha detaylı belki bir ilkbahar parfüm videomda anlatırım. O pudralı halini, o yumuşacık halini çok çok beğendim. Kesinlikle benim tarzıma uyan bir parfüm olmuş. Bu arada bu parfümün parfümörü Dominique Ropillon. O gece onunla da tanıştım. Julien Rasquinet ile de tanıştım. Oldukça heyecanlı bir geceydi benim için. Yeni çıkarttıkları bir diğer parfüm ise Chanel. Chanel'dan da ufak bir sample'ım var. Bu parfümle ilgili de şöyle bir hikayem var aslında. Bir marka keşfetmiştim ben 2 sene önce. Bir Yunan markasıydı. Atina'ya gittiğimde özellikle araştırmıştım indie bir marka. Angelos Creations diye geçiyor. Ve indie bir marka. Tamamen el yapımı, çok böyle farklı şeyler üreten bir marka. Çok araştırmıştım. Kendisiyle iletişime geçmiştim. Ve sürekli yazışmıştık aslında kendisiyle. Ve bir türlü de parfümlerini koklayamamıştım. Chanel'in parfümörü kendisi ve o gece o da oradaydı. Ve tesadüfen gene karşılaştık, rastlaştık. Ertesi günde fuarda parfümlerini deneyebildim nihayet. Chanel'da oldukça güzel bir çalışma olmuş. Ben adamın parfümlerine hayran kaldım. Adamdan hatta bir de şu şekilde bir sample set aldım. Kendi markasından. Burada da özellikle irisli olan parfüme, Irida diye geçmesi lazım. Bayıldım. Bunu da daha detaylı deneyip size mutlaka anlatacağım. Peki Chanel nasıl bir parfüm? İsmini Sezen Aksu'nun Chanel şarkısından alıyor. Şimdi çok zor bir parfüm değil. Fakat kolay bir parfüm.
parfümde değil. Çünkü içinde animalik notalar da var. Özellikle siveti hissediyorum. Bunu da şuraya sıkmak istiyorum. Bunu daha detaylı mutlaka deneyeceğim. Sümbül Teber'in başrolde olduğu beyaz çiçekleri hissediyorsunuz. O hayvansal notalar sivetten dolayı belki biraz zorluk çekebilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay bir parfüm değil. Çok zor bir parfüm değil. Parfüm hobisinin içinde olanların keyifle kullanabileceği bir Sümbül Teber parfümü. Standının sürekli kalabalık olduğu bir marka daha vardı. Geçen sene benim bu kadar ilgimi çekmemişti. Bu sene özellikle dikkatimi çekti. Electimus. Özellikle son parfümleri, onu da göstermek istiyorum. Ufak bir sample aldım. Parfümörü Julien Rasquinet. O yüzden bu sene bu parfüm çok dikkat çekti. Parfümün adı Cupid's Kiss diye geçiyor. Özellikle Instagram'da da storylerimde fuarı paylaştığımda bu parfümü bana çok soran oldu. Nasıl bir parfüm? Ben bu parfümü çok beğendim. Orada da birkaç kere denedim. Özellikle irisli bir açılış yapıyor. Daha sonra baharatlı bir havası var. Odunsu notalar da var. Immortal var. Ve parfüm de tütsü. Tütsü parfümü. Ben tütsü parfümlerini çok sevmem. Fakat buradaki kullanımı çok hoşuma gitti. Gene daha da fazla kullandıkça anlatacağım. Markayı daha önce böyle birkaç parfümüyle denemiştim. Markada aslında çok fazla parfüm var. Şu şekilde gösterebilirim. Şöyle görebilirsiniz. Çok fazla çeşit var. Bazı denediğim parfümler başka parfümlere benziyordu. O yüzden markaya karşı bir ön yargım vardı. Bu sefer sample setle daha detaylı deneyeceğim. Galiba son parfümünü beğenince ister istemez bu yöne doğru evrildim. Bir bakacağım. İnşallah diğer parfümleri de güzeldir. Dikkatimi çeken bir marka da Burn to Stand Out markası oldu. Güney Kore merkezli bir marka. Yakında Türkiye'ye de geleceğini biliyorum. Bu marka aslında 3-4 aydır radarımda olan bir marka. Yurt dışı seyahatlerimde de çok fazla görmüştüm ve denemiştim. Maalesef bu markadan bir discovery setim yok. Fakat denediklerimden anladığım kadarıyla genel beğeniye de oldukça uygun bir marka. Fiyatları da gene designer parfüm fiyatlarına yakın. Geldiği zaman Türkiye'ye daha detaylı deneyeceğim. Galiba birkaç tane parfüm almayı planlıyorum. Uzunca vakit geçirdiğim standlardan bir tanesi de Francesca Bianchi'nin standıydı. Hatta Francesca ile de oldukça uzun sohbet ettik. Çok keyifli, çok samimi birisi. Oradan da sample'ları aldım. Ben markayı seviyorum. Markadan iki tane parfümüm var. Fakat size çok fazla anlatmıyorum. Çünkü hepsinin genel beğeniye uygun olduğunu düşünmüyorum. Ağır parfümleri var. Parfüm hobisinin içinde olan insanların daha çok böyle deneyebileceği, beğenebileceği, burnu ağır kokulara alışkın olan insanların sevebileceği bir marka. Fakat eğer isterseniz elimdeki sample'lardan da bir video hazırlarım mutlaka. Bir de son zamanlarda ülkemize giriş yapan bir markanın son parfümünü denedim. Elle K markası. Sonia Constantin markası aslında. Orchid K adlı bir parfüm çıkartmış. O parfümle ilgili yüksek beklentilerim vardı. Nasıl bir parfüm olmuş? Bir kere genel beğeniye oldukça uygun. Çok da satacağını düşünüyorum. Üzerimde kullandığım zaman herkes de soracaktır. Fakat en kısa şekilde nasıl tarif edebilirim? Sanki Baccarat Rouge ile Mansere Roses Vanille'yi karıştırmışlar. Killian Love'ın marshmallow'unu katmışlar gibi bir his uyandırmış. Bende. Genel beğeniye çok uygun ama farklı mı tartışılır. Bir de son olarak Experimental Parfüm Club standına uğradım. Orada da böyle farklı akorlardan oluşmuş parfümler var. Siz bu akorları karıştırıp kendi parfümünüzü yaratabiliyorsunuz. Tabii ki ben irisli bir şeyler seçtim. Amberli irisli. Onun da böyle videosunu koyarım. O da benim için böyle farklı bir deneyim oldu. Londra merkezli bir marka bu arada. Standı sürekli kalabalık olan iki tane marka vardı ki bunlardan bir tanesi Lorenzo Paxella. Diğeri ise Filippo Sorcinelli. İkisi de İtalyan markası. Sürekli kalabalıktı. Yani önünde kuyruklar vardı neredeyse. Her gittiğimde, her denk geldiğimde en azından. O yüzden o standlarda maalesef vakit geçiremedim ve uğrayamadığım çokça da marka vardı. Çünkü bu sene Seven Gates'in standında da çalışınca her yere birden yetişemedim maalesef. İnanılmaz da yoruldum. Fakat birçok influencerla tanıştım. Onun dışında birçok parfümörle tanıştım. Marka sahipleriyle tanıştım. Onlarla sohbet ettim. Kesinlikle bambaşka bir dünya var orada. Tadı damağımda kaldı. Anılarla ve tecrübelerle döndüm. Sizinle de ufak ufak paylaşmak istedim. Özellikle bu bahsettiğim markalarla ilgili merak ettiğiniz parfümler varsa aşağıdaki yorumlara yazarsanız bir sonraki videolarımı eklemeye çalışırım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.